Take ya. James Harden at the garden when I'm going off. You see the guard around my neck, I'm just showing off. You looking at the best, baby, I ain't gonna stop. Reaching for the, reaching for the, reaching for the mountaintop. And the mountains really coming. Forever climbing, grinding, what the fuck am I becoming? Shit is so dope, got the 12 writing summons. Holy like the Pope, from hell I've been running. Yeah, from hell I've been running all of my. Bunu almadan önce en çok bu hayali kurmuştum, biliyor musun? Pazar günü tek başıma dışarı çıkmak. Evet, güzel mi güzel bir pazar günü, Ağustos'un ilk haftasındayız ve ben kanalın sahibi Utku Cihan Kantar'la. Anlıyorum canım. Ben Deniz Kucuyan Kantar'la sevgili Ducati Diavel Carbon'um. Maslak Büyükdere Caddesi'nde yaramazlık peşindeyiz. Evet, son 4 videodur falan motovlogla ilgili bir içerik yapmıyordum. Dün Instagram'da dedim ki yani sıradaki içeriği ne olsun istersiniz? Siz de dediniz ki sıradaki içerik motovlog olsun. İyi dedim. Hem motovlog çekmeye hem de bu pazar gününü satmadan önce motorumla geçirmek için çıktım. Sarıyer'e doğru gidiyorum, sahil mahallebası alırım diye. Gerçi ben motovlog çekiyorum şu an ama bence motovlog birazcık öldü. Yani daha doğrusu şöyle öldü motovlog. Şimdi ben çok motovlog çekme taraflısı değilim. Artık motosiklete binip hem motosikletle ilgili bir şey anlatıp böyle 10-15 dakika vır 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 böyledir, silindir kapağı şöyledir, bilmem nesi böyledir. Bu işin artık sıktığını düşünüyorum. Artık insanlar biraz daha görsel kalitesi zengin videolar görmek istiyor. Ben daha çok motovideonun artık şey olarak daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim mesela Kıvo var. Kankim Kıvo mesela biniyor motosiklete. Mizah yapıyor abi. Motosiklette mizah, motovlogla mizah. Motosikleti mizahın bir aracı olarak kullanıyor. Aynı zamanda kendi aracı. Mesela bu işlerin artık daha çok sardığını düşünüyorum. Zaten yeterince gergin ortam. Yani gündemi bir açıyorsunuz. Kaz Dağları'ndan tut, sigara zammına, oradan bambaşka bir şey. Herkes kavga içine, biraz artık mize arıyoruz sanki. Ama gene de hala en iyi oturup konuştuğum, enerjimi en iyi lanse edebildiğim yer motosiklet abi. Motosiklete bindim mi bambaşka enerjili bir adam oluyorum. Son videoya bakın. Son videoda enerjim düşük. Evet, yorgunluğun da etkisi var. Ama motosiklet bambaşka bir enerji katıyor be abi insana. Şuradan bir sıyrılalım. Şimdi konumuz bu arkadaş. Diavel ilanı da koyalı bir ay falan oldu. Ben koyduğumda yaklaşık 4-5 tane ilan vardı. Benimki bayağı en ucuzu. Bayağı hani en ucuzunun da ucuzu. Çünkü işte kilometresinden dolayı bakımları da yaklaşıyor falan diye. Ben miktarı düşük tuttum. Şu bir ayda ederi kadar nakit dışında her teklif geldi abi. Her teklif. Bak, Bolu'da arsa teklif eden oldu. Kastamonu Ilgaz'da devremülük teklif eden oldu. Kanda bir yazlık. Vegas'ta bir masa, Miami'de bir yat. Ağrı'da çiftlik ama üstüne para istiyorlar benden. En son İzmir Kemalpaşa'da 20 tane büyükbaş hayvan dedi. Bir düşündüm. Güzel olmaz mı şimdi? Yapalım kanalın adını Utku Cihan Kantar'ın çiftliği. Öf. Boş verin oğlum diye böyle. İnekler, kuzular, koyunlar meyleyecekler. Süt sağırız. İçeriye bak. Süt sağdım. Elim şey oldu. Satılmıyor. Yani ekonomi kötü. Farkındayım. İnsanlar bakımlarından korkuyorlar, parçalarından korkuyorlar. Ben ne kadar korkmayın desem de, neler çıkabileceğini söylesem de, 2-3 önceki videomda dediğim gibi, yani bu motorları almak dert değil. Bu motorları alıp yürütmek esas dert. Dolayısıyla kimseye de bir şey diyemiyorum. Hani bekliyorum, derdim satılsın ki şu Amiral'in projesine başlayabilelim. Yani garibim motor orada yatıyor. Bindireceğiz, çekileceği götüreceğiz. Hataları, kusurları, sıkıntıları varsa onları tespit etmemiz lazım. Yani vakit de lazım. Dolayısıyla bunun satılmasını bekliyoruz. Ben de satılana kadar biniyorum. 23.750 oldu. 24.000 olursa bir bakıma götürürüm, getiririm. Sonra ilanda durmaya devam eder. Şu an 67.000 liraya kadar düşürdüm artık bu fiyata da satılmazsa. Binerim abi, ne yapayım? Binerim ya. Yani. Valla biraz saçmalamış olabilirim ya. Kafam biraz dağınıktı. Yalan yok. Bu videoyu çekerken de hiçbir planım yoktu. Baya böyle çıkayım da konuşayım diye açtım. Öyle her zaman da planlı programlı çekemiyorsun abi. Biraz da ben dertleşeyim ya. Yani bir yanım satılmasını istiyor. Çok satasım da yok, yalan yok. Çünkü her bindiğimde ulan diyorum, şunu yapana kadar ne kadar emek harcadım, ne kadar vakit geçirdim. Şuna ilk bindiğim gün neler hissettim ya diyorum içimden bir yandan. Bir yanım satılsın oğlum, bak keyfine diyor. Başka işler yap diyor. Çünkü benim gibi insanları, işte bazı insanları mutluluk tatmin eder. Bazı insanları aşk tatmin eder. Bazı insanlar yalnız kalamazlar bu yüzden. Benim gibi insanları da başarı tatmin ediyor. Bir şeyi başarmak, bir şeyi yapabilmek. Ama yaptıktan sonra daha iyisini bulamadığınız zaman ne yapıyorsun abi? Oğlum dörtlü değil, sola sinyal.
bir şeyi başardıktan sonra bir sonraki hedefi bulamadığım zaman boşluğa düşüyorum. Yani şu anda bu motorun satılmaması benim için bir boşluk oluşturuyor. Çünkü satılırsa yeni hedeflerime başlayacağım. Ha, illa başarmak zorunda değilim bu arada. Belki başlayıp ananı avradını. Ha! Belki başlayıp ananı avradını. O yüzden istiyorum ki satılsın bir yandan. Benim de kafam rahatlasın ya, satılsın. Ben de başlayayım yeni videolara. Belki motoru yaparız, olmaz istediğimiz gibi. Ama bunu da denemedik demeyiz. Çünkü hayat kısa lan. Denememiz lazım abi, yapmamız lazım. Bir şeylere girişmemiz lazım. Başarısız olmamız lazım. Bu böyle çok fazla Instagram'da bazen şey okuyorum işte. Başarı sayfaları, motivasyon sayfaları. Kendimi motive etmek için. En çok böyle dikkat ettiğim ortak paydalardan bir tanesi, başarılı olan insanların ne kadar geçmişlerinde başarısız olduk. Böyle başarıyı merdiven gibi çıkamıyorsun işte. Böyle biraz sendeliyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun, batıyorsun, çıkıyorsun. Hiç yapmaman gereken işlerin içinde buluyorsun kendini. Bazen de doğru gidiyor her şey. Ama işte denemeden bilemem. Denemek istiyorum. Umarım boş yapmıyorumdur ya. Böyle video çekiyorum ya, içimden şey diyorum. Lan bunu kim dinleyecek koyayım diyorum içimden. Ama bunu kim dinleyecek demeden önceki halim tamamen samimi ben. Ondan önceki halim mesela düşünüyor bu videodan önceki konuşmaları. Nasıl konuşurum, ne yaparım, ne derim, şurada şunu nasıl izah etmeliyim. Herkese hitap edemez. Burada anlattıklarım bazı insanlara bomboş gelebilir. Bazı insanlar da kendilerinden bir şey bulabilirler. İnfluencerlık da zor. Kendi bilincinde olan influencerlık zor. Ne dedim ben ya? Motovlog çektiniz, çıktım çekiyorum ya. Çok da artık üzerine kasmıyorum, düşünmüyorum. Yoruldum düşünmekten. Bir insanı mental olarak en fazla yoran şey olasılıkları düşünmek abi. Yap gitsin ya. Neyin tatavasındayız abi biz? Yap gitsin a**a koyayım. Allah Allah. Yaşım büyüdükçe düşünme oranım daha da arttı. Bu güzel bir şey. Olgunluk kazandırıyor. Ama çok fazla düşünmek de insana bitkinlik veriyor be birader. Bu ne amına koyayım? Genel olarak sistemkar bir adamım galiba ya. Her şeyi sitem, her şeyi sitem. Bayramdan sonra ne kalırsa motor bir tane satmadan diyorum incelemesini çekeyim. Sonuçta 6000 kilometre kullandım. Artık motorun incini az buçuk biliyorum. Yani özellikle kronik problemler nerede ne yaşanır bayağı bir öğrendim. Bizim Diyavel Türkiye grubu olduğu için işte 60 kişilik bir Diyavel grubu. Hatta daha önce videosunu çekmiştik. Orada da problemleri ve işte yaşanılanları okudukça az çok motoru özümsedim artık. Hani tabii ki kullanım şeklini, tarzını, vereceği tepkileri tabii ki başladığından sonra özümsemiştim ama şimdi her motor her aynı problemi çıkartmadığı için orada iyice çözdüm bunları. Satmadan isteyeyim. Bir de inceleme çekmek en azından her motorda yaptığımız gibi. Belki de o yüzden satılmıyordur bak. İncelemesini çekip satmak. Çünkü Harley'de, Scrambler'da bu işi bozmadım. BMW'yi de ilana koymadan önce çekmiştim. BMW'yi biliyorsunuz, o bizim evladımız artık. Evladiyemiz sayılır. Ya sen kalkacağı bir rahat edemedin. Ben seni geçeyim. Sen de beni geç. Böyle rahat edelim hep beraber. Şuradan da akayım. Bu motorun en büyük sıkıntısı aynaları. En büyük sıkıntısı aynaları. Eşek kadarlar. Bir motorun aynaları nereden geçiyorsa o da oradan geçiyor dediğiniz motosikletin sözlükteki tanımı bu. Bakar mısın aynalara? Deve kulağı gibi. Ama yani gerçekten indirecek yer mi yoktu be birader? Hadi diyevel gösterelim amcalara çükümüzü. Ben mesela Touring'de kullanıyorum ya, Touring gerçekten çekiş gücünü çok kısıyor. Yani normalde 0-100'ü gerçekten 4 saniye civarında sokak şartlarında olan bir motosiklet. Oğlum sen inanılmaz bir motosikletsin ya. Hastayım sana. Selamünaleyküm. No. Göte bak. Motorun götü bir sekip geri geliyor. Ses kaydını bir kapattım abi. Bir saattir dolanıyorum mal mal. Ne anlatıyordum acaba? Hayattan falan bahsediyordum. Girişimcilik. Lan bak ne anlatacağım. Güzel muhabbet. Abi geçeyim lan. Ne olur geçeyim ya. Mesela üniversite videosu çektik ya. Herkes üniversite videosundan sonra işte mesajlar falan geldi. Yani çok izlenmedi video. 9000 falan izlendi böyle. Topik DM kutumuz yıkılmadı. Binlerce mesaj almadık ama bir 50-60 tane mesaj geldi. Genel ortalama şu yöndeydi. Abi şehir değiştireceğim. Abi işte istediğim bölüm konusunda kararsızım. Değiştireceğim. Nasıl olacak? Yani soru şu. Düzenini bozmaktan korkan insanlar düzenini bozup bozmamanın iyi olup olmayacağı konusunda sorular soruyorlar. Bir atılım yaptıklarında
Ne yapıyorsun lan? İçeri sinek girer de kafanı bir anda sağa çevirir, onun gibi bir şey yaptı. Öyle ölmüyorum. Yani genel olarak problemimiz düzenimizi bozmak, sahip olduğumuz düzeni değiştirmek ve bundan zararlı çıkmak falan. Bunun üzerine problemlerimiz var. Üniversitede de böyle, hayatta da böyle. Fakat eğer ki sahip olduğunuz düzende mutlu değilseniz, tatmin olmuyorsanız o düzende, eğer arayış içindeyseniz o düzende, demek ki sahip olduğumuz düzen de çok iyi bir düzen değil. Eğer insan mutluysa bir arayışı bırakır. İstediğiyle birlikteyse, istediğini almışsa bir arayışı bırakır. Evet, insan doyumsuz ama o kadar da değil. Bence o kadar da değil. Ha, sorgulamak başka, bu kadar tedirginlik, kaygı içinde yaşamak başka. Sahip olduğunuz düzenden çok da mutlu değilseniz, atılım yapmak için daha nasıl bir sebep arıyoruz acaba? Benim ruhum biraz maceracı. Arada öldürüyorum o ruhumu. Arada bütün maceracılığım yok oluyor. Arada böyle eve kapanıp hiç dışarı çıkmayan adamlara dönüşüyorum. Asosyalleşiyorum. Kendimi soyutluyorum dünyadan falan. Ama sonra bir şey oluyor ve tekrar bugün olduğu gibi kendimi dışarı atıyorum. Kendimi dışarıda buluyorum. İnsanlara tekrar açık bir halde buluyorum. Tekrar girişim yapar. Ama bu kadar da soğukkanlı geçmezsin arabaların arasından ya. Emin ediyorum ses kaydı gibiyim ya. Soğukkanlı bir herifim ya. Bu kötü bir şey. YouTube için kötü. YouTube'da insanlar istiyor ki ben viraja girerken şöyle oldum. Hadi bakalım abi falan modunda oluyorum. Halbuki YouTube'un istediği şu. Aa evet. Evet dönüyorum aşkım, dönüyorum. Evet müthiş tatlı. Evet hadi lan. Vallahi diyorum aşırı saçmalamış gibi hissediyorum kendimi ya. Ama kerim ya, ne düşünüyorum. Egzoza prezervatif takan adamlar var ya, videolar bunu yapan büyük kanallar ha, yani abone olarak büyük kanallar. Bunu eziyor lan millet. Sen dedim neyin ahlak savaşını veriyorsun ya? Neyin tatavasını yapıyorsun? Bak lan dalgana. Onlara da laf atmıyorum bu arada ha. Onların da alıcısı var. Yapsınlar. Sonuçta yasa dışı bir şey yapmıyorlar. Sonuçta insanlar bunu izliyor, beğeniyor. Yani. Ben hiç eskiden biraz umursardım ama artık hiç umurumda değil işte. İnsanlar ne içerik etmişler? Vay efendim şunlar izlenmiş mi? Vallahi hiç umurumda değil. Arz talep meselesi. Bakkal gibi. Şimdi millet çikolata istiyorsa bakkal su dizerse dükkanına, almadı diye müşteriye kızabilir mi? Kızamaz. O zaman abi rahat olacağım. Ha inceleme çekeriz tabii ki, dikkat ederim ama şurada ne kadar ciddi olabilirim? Diyavelim var, mutlusun sanıyorlar.